Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Mayıs Perşembe, Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün iki tane yerli yarış programımız dolu dolu gidiyor dersek herhalde yeridir. Onar koşulu programlarımız var. Her iki programımız da hem Ankara'da hem Antalya'da, yani çifter çifter altılar yer alıyor. Tabii ki pay yarışları bölünüyor. Haliyle bu yarışlarda koşu sayılarının artmasına neden oluyor arkadaşlar. Ve programlar kolay değil artık. Gittikçe zorlaşıyor. Çünkü artık bayağı bir çekişmeli yarış programları bizim evde zaten hep vardı. Ama şimdi tayların katılmasıyla bu biraz daha yukarı safhalara geçmeye başladık. Altılı ikramiyeleri görüyorsunuz. Hatta sadece altılı değil, bütün oyuncular yüksek ikramiyeler gidiyor. Ama hani şunu yazayım, bunu yazayım, garanti olur, kesin olur diye bir kaydı girmeyin arkadaşlar. İnanın, mümkünse küçük oynamaya çalışın, riskli tekrar atın. Bazı yerlerde ben eskiden oynadığım zaman, kendime oynadığım zaman daha doğrusu, yani hiçbir yerde tek bulamadığım zaman en kalabalık iki yarışı tercih ederdim. O iki yarışı tek atardım. Gelirse en azından kazanma ihtimalimin daha yüksek olduğuna inanırdım yani. Ama kazanırdık, ama kaybederdik. Ama genelde tekrar oturursa inanın %90 tutma ihtimalimiz yüksek oluyor. Çünkü neden? 15 at olan yere 5 at yazsak hani garantisi yok. Ama tek atarsak öbür ayaklarda 7 at, 8 attığı yerlere 4 at, 5 at yazarsak kazanma şansımız yüksek oluyor. Yani biraz matematiksel bir hesap. Ama dediğim gibi bazen riske girmek gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neyse, her şeyde bir hayır vardır diyelim. Ve yarış programımıza yavaş yavaş da olsa geçelim. Ankara yorumlarının hemen sonunda, videonun sonunda Antalya şablonunda yer alacak. Bunun da bilgisini verdikten sonra hemen startımızı verelim arkadaşlar. Saatler 13.30'u gösterirken Made in Digital'a ait 3 yaşlı Arapların 1000 metrelik Çim koşusuyla başlayalım. Ve 13 tayın yer almış olduğu bu koşuda ben Altınoğlu Karanura, bu kara yüzüm temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayan ve orijinal olarak da çime daha da yatkın gördüğüm bu safka, Karayüzü zaten tam bir çim atıydı. Ben bugün kazanmaya daha yakın görüyorum. İyi hazırlıkları ve altın oldu Karanora. Daha sonra bir oğlu Ben Deme. Bir sağdın gücü temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandır beri itinayla hazırlanan oldukça da iyi bir görünümde olan bir isim. 8 oğlu Nergizli. Bir sonra temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan yarış hayatına bir Çin yarışıyla başladı ve üçüncülüğü gayet tatminkar, derece olarak da iyi. Bugün Müslüm Çelik'le de oldukça şanslı. İki nolu Benim Sultanım, bu turbo temsilcisi Ercan Çankaya'da yine ilk kez start alacak olmasına rağmen iyi hazırlıklarına beğendiğim taylar arasında. Ve daha sonra da 11 nolu Süratli Kız, bu Frikya temsilcisi de Mehmet Akyavuz'da yine bir yarış gören bu safkanlar yine iyi hazırlıklarıyla en azından kondisyon açığını gideren bu safkandan bugün daha etkili bir yarış bekliyor. Benim sıralama 6, 1, 8, 2, 11 oldu bu koşuda. Günün ikinci koşusu şartlı 19, 4 yaşlı Arapların 1900 metre çim koşusu ve 9 tayın 9 safkanın yer almış olduğu bu hiç yarış kazanmamış safkanlara ait bu koşuda ben 5 dolu büyük su diyeceğim. Bu büyük su temsilcisi Mehmet Akyavuz'a. Son yarışında yine Mehmet Akyavuz'a uzun mesafede aldı numarayı çok rahat şekilde 2 boy, 3 boy, 4 boy derken hani %100 artık kazandı dediğimiz bir safkan. Maalesef düzlükteyken artık ne hikmetse bir sıkıntı yaşadı büyük ihtimalle. Çünkü Mehmet Akyaz arada sırada bir arkaları kontrol eder gibi oldu. Hani hem çalışır bir vaziyette hem de bir yandan da kontrol eder gibi oldu. Büyük ihtimalle orada bir sıkıntı yarattı. O yüzden safkan taraklama 8.liğe düştü bir anda. Vites düştü desek herhalde iyidir. Ama bu sefer ben iyi hazırlıklarıyla bu safkanın bu sefer çıktığı gibi bu yarışı kazanmasını bekliyorum. En azından meydana veda etmesini bekliyorum. O yüzden 5 dolu büyük su benim bugünkü banko limanım oldu arkadaşlar. Mehmet Akyol. Günün 3. koşusu şartlı 3-4 yaşta Arapların 1400 metre çim koşusu ve 9 safkanın yer almış olduğu. Bu koşuda ben 1 nolu Azimli, bu kaynak temsilcisi Vedat Abiş'te işte biraz kilosu artmış olsa da yakalamış olduğu güzel performans ve formuyla bugün kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. 5 dolu son silah bu silah temsilcisi Müslüm Çelik de en azından istikrarlı formda gidiyor. Bakmayın son 3 yarışı tabela dışı gibi oldu ama bu safkanın çim daha iyi. O yüzden ben bu safkandan bugün etkili bir yarış bekliyorum. Çalışmaları da bir hayli artıran bir isim. Son olarak da 7 nolu Atabeyli Ayabakan temsilcisi Mehmet Akyoz'a start oluyor. Güzel bir formu var. Bence tam bir çim atıyor. Zaten baba rekortman bir Ayabakan'dı.
anne kanatında bir demir kazık gibi yine Gülerce'de göz bebeği bir safkanına aitti. Yani tam bir çim atı desek ya diyelim. O yüzden ben 7 nolu ata Bailey en azından uygun kilosuyla yakalamış olduğu formuyla imal etmeden kuponlara yazıp bayağı 1-5-7 olarak önerebilirim. Günün 4. koşusu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 7'li plaseyinde başlangıç ayı olan bu 5 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 3 nolu hallam. Bu Papa Krem temsilcisi İşman Çizik'le Stafan Safkan oldukça güzel bir form var. Son yarışta kısa vade yarışta da ikinciliği de oldukça tatmin kaldı. Ve çalışmaları daha da arttıran bu safkan bence bu grubu da geçmeye çok yakın. O yüzden benim ikinci banka safkanın 3 nolu Halland olduğu iş maç çizildi. Günün 5. koşusu 2. altılı gayen yan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 14 kişiler ayak. 3 yukarı İngilizlerin 1400 metre çim yarışına geldik. Ve 10 safkanın yer almış olduğu koşu oldukça çekişmeli ve güzel bir yarış bizi bekliyor. 2 nolu Secret Love bu torok temsilcisi Mehmet Salih Çelik de son 2 çim yarışında arka arka ikincilikler tamamlayan ve oldukça da külah avantajına sahip bu safkan yakalamış olduğu formuyla benim biraz daha ön plana aldığım safkan. Daha sonra 4 dolu Hazy Daisy, Luxor temsilcisi. Orijin olarak kuvvetli baba Luxor, anne kanatı Strikey Gold. Yani Luxor bayağı bir çekişmeli. Strikey Gold'un zaten dayı sabırlıyla Luxor'un çok çekişmeleri vardı. Hatta kafa burun bitiren yarışları. Bugün öyle bir güzel bir orijinden Fatih Sultan Mehmet Sansar'la bence güzel bir form yakaladı ve son birinciliğinden sonra bu piste de çok etkili koşan. O yüzden benim bu akrat yazılması gereken isim olarak önereceğim 4 nolu Hazy Daisy. Daha sonra 3 nolu Lady Despina bir Victor Galop temsilcisi İsa Akya Uza start alacak olan safkanda yine iyi durumda. 4 yıl önce koşmuş olduğu yarışı ben hiç ölçü almıyorum. Safkan bu takip bir yarışın provasını yapmış gibi gözüküyor. 7 nolu Golden K bir Luxor'un bir diğer temsilcisi Erhan Akya'yla oldukça uygun kilosu ve görmüş olduğu yarışlardan sonra bu safkanda da iyi gelişmeler var. Bugün biraz sürpriz gözüken bir safkandan bence güzel bir sürprize de imza atabilir. Ve son olarak yine güzel bir sürprize imza atmasını beklediğim ve bomboş kilosuyla start alacak olan 9 nolu Mary Moon. Bu genel kuartesin eşkali. Güzel safkanı Mehmet. Mehmet miydi kardeşimiz? Bakalım. Evet, pardon. Murat Aktağ'la yine bu grupta şans verdiğim diğer safkan. O yüzden ben 2, 4, 3, 7, 9 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün 6. koşusu meydan dışında rahat 3 yaşlı Arapların 1000 metrelik çim koşusu. Evet, bölünen bu ayakta 13 dayımız yine yer alıyor. Ben burada da 13 nolu siyah fırtına diyeceğim. Bu kara üzüm temsilcisi. Anne de bir storm girl. Gerçekten oldukça iyi bir kısraktı. Baba zaten anlatmaya gerek yok. Babası oldukça iyi. Anne de bir açık yarış dişilere ait bayağı bir şampiyon taylardan birisiydi. Bugün Mehmet Akyavuz'a start alıyor. Kum pistte güzel bir üçüncü geldi etti. Ama bugün şimdi sevdiği pistte start alıyor. Bence görmüş olduğu yarışta safkanı oldukça yaramışa benziyor. Ben o yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayı olarak önereceğim 13 nolu siyah fırtınayı. Ama rakip oluyorsunuz bayağı çok rakip var. Bunlar sırasıyla kimler olabilir? 5 nolu görkemli kız. 4 nolu Evlin Eslem. 8 nolu Kumru Sultan. 10 nolu Naziko ve 12 nolu Polis Roma olarak önerebilirim. Yani 13 önce 5, 4, 8, 10, 12 daha sonra. Yani görüyorsunuz bayağı arkasında bir ordu sıralamış desek herhalde yedim. Günün 7. koşusuna geldik. Evet, handikap 15 kişiler ait. Öte yukarı Arapların 1600 metre çim koşusuna. 11 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 7 nolu göl yanılı Kazber temsilcisi. Sultan Mehmet Sansal ile start alıyor. İlk yarışı 0-0 çekti ama bu safkanı ben iyi hazırlıkları görüyorum. O yüzden çalışmaları beğendim safkanda. Bugün ekstra güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Daha sonra 1 nolu bal balam. Bu safkanda iyi hazırlıklar sahip bir turbo temsilcisi Enes Bozdağ'la yine ikinciliği, üçüncülüğü oldukça tatminkar. 2 nolu kaçar kızım Şimşek'in temsilcisi Burkan Çetin başta. İkincilikten sonra formunu artıran ve bu isimde etkili safkanlar arasında. Ve daha sonra da 9 nolu Bersun Ateşi. Bu ateş topu temsilcisi Müslüm Çelik de yine bu grupta şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Yani 7-1-2-9 sıralaması vereceğim bu koşuda. Günün 8. koşusu şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna geldik. Ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ben 1 nolu Kuymada Grande. Bu Luxor'un güzel temsilcisi Berat Abiş'te yakalamış olduğu güzel formüyle son güzel birinciliğe yine bu grubu da geçmesini bekliyorum. O yüzden ben banka olarak önereceğim 1 nolu Kuymada Grande'yi. Berat Abiş'te
En azından uygun şartlar altında. Günün 9. kursunda handikap 15.5 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim kursuna geldik ve 9 dakikanın yer almış olduğu koşuda önceliğim 3 nolu Last Shot, Luxor temsilcisi Mehmet Salih Çelik ve Stefan Safkan 3 yarış koştu. 2 birincilik elde eden ve daha da iyi duruma gelen bu Safkan bence bu sefer de kazanmaya oldukça yakın ve kendi aile atları zaten. Böyle atlara biraz daha ilgili oluyorlar Çelik kardeşler. O yüzden ben 3 nolu Last Shot'ı bir aksilik olmadı. Hatta kazanmaya kadar gider diye düşünüyorum ama daha sonra 6 nolu Sky Spy, bunu Resket temsilcisi Müslüm Çelik ve Stefan Safkan uygun kiloyla start alıyor ve Safkan'ın genel durumu da oldukça iyi gözüküyor. Bir de bir nolu Hishman In My Heart. Bir Airways Marshall'ın güzel temsilcisi ağır kilosuna rağmen Hishman çizikle start alıyor. Kendi aile atları zaten kendi adını koymuşlar. Bence bu pistte de çok etkili koşar. O yüzden benim önceliğim 3-6-1 oldu. Ama bu ayakta birkaç sürpriz arayışına girmek isteyenler de 2 nolu El Lord, 9 nolu oğlu Mustafa ve 7 nolu Varda Vela olarak önerebilirim. Önceliğim 3-6-1, daha sonra 2-9-7. Günün son koşusu Meydan Dişi'de rahat 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim koşusunun bölünen bu son koşusunda yine 13 dayımız yer alıyor. Önceliğimiz 3 nolu Ay Sarısı, bu Josh Hartley temsilcisi Müslüm Çelik ıslat alıyor. Yarış hayatına bir 8.likle başladı. En azından nefes ve kondisyon açığını giderdi. Hazırlıklarını daha da arttırdı ve bugün de kazanmaya çok yakın gözüküyor 3 nolu Ay Sarısı. Daha sonra 5 nolu Cehter, Uçanoğlu temsilcisi Mert Ali Solmaz'la stat aldı Safkan'da. Yine kum pistte güzel bir 4. geldi etti ve bugün bu pistte de çok etkili koşacak izlemi veren bir isim. Daha sonra da 6 nolu Cibek Hatun, Serhantay temsilcisi Mehmet Akyoğlu'la stat aldı Safkan'da. Yarış hayatına bir döndolaş da geçti. Hazırlıklarını tamamlayıp iyi idman durumuyla en azından bu sefer kondisyon açısını gideren bu Safkan'dan yine bugün etkili yarış bekliyor. Benim de önceliğim 3-5-6 ama zor bir koşu çünkü henüz kendini ispatlamış pek tay da yok. Çalışmalarına baktığım zaman da hani şu tay almış iş yapmış diyemiyorum. O yüzden bu ayar bilmiyorum altının kaderi gibi gözüküyor. Kime ilavet edebilir? En azından 11 nolu Lavintay, 2 nolu Ateş Zamba ve 12 nolu My Life Brasur önerebileceğim diğer isimler olur. Yani 3-5-6 daha sonra 11-2-12. Şablonumuzu hemen paylaşalım arkadaşlar. Arkasından hemen dediğim gibi Antalya şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.